Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda hep beraber olalım dedik, Datça'yı konuşalım. Evet. Karşımızda Aras Bey, Eray Baba ve görünmeyen gizli karakter Melis Hanım. Arada dahil olacaksınız inşallah. Tabii ki de dahil olacağım. Neredeyiz bugün? Neredeyiz? Murdala'dayız. Murdala'dayız. Harika bir deniz var. Sesimi güzel alıyordur inşallah. Güzel alıyor. Sizin önderliğinizde çünkü. Aras'la Melis İstanbul'da yaşıyor ama özellikle Datça'ya geldiklerinde Murdala'yı tercih ediyorlar. Neden Murdala'yı tercih ediyorsun? Çünkü bakir bir köy burası. Böyle teyzelerimiz var. Seviyoruz buraya gelmeyi. Bugün çok kalabalık yalnız Murdala. Acayip kalabalık. Hatta evet. İlk defa bu kadar kalabalık görüyoruz. Her Datça'ya geldiğimizde geliyoruz. İlk defa bu kadar kalabalık gördük. Arada öyle. Çocuklar da dönüyor. Süper. Çok canlı interaktif. Evet. Hayır. Ne oldu? Getireyim mi? Hani siz kum yapıyordunuz. Hani sopa yoktu sopa. Getireyim gel. Murdala. Niye Murdala? Çok güzel. Niye Murdala? Çünkü bakir bir koy. Ama eskiden daha bakir. Artık insanlar öğrenmeye başlamış yavaş yavaş. Birçoğu da denizin sayesinde öğreniyorlar. Instagram'dan takip eden kişiler. Ama yolu kötü. Sakın yolu kötü olup yola çıktığınızda bana küfür etmeyin. Onu peşin söyleyelim. Evet arkadaşlar. Sorumluluk kabul etmiyorum. Özellikle altı alçak olan arabalarla Murdala yoluna girmeyin. Çünkü gerçekten kötü. Ben kendi arabamı bıraktım. Deniz ve Eray'ın arabasıyla indik aşağıya. Jipleri var. Zengin aile kendileri. Bizim araba artık sütçü beygirine döndü bu yollarda. Artık hiçbir özelliği kalmadı. Dediğim gibi Murdala çok güzel. Gerçekten kamyonet oldu ama elbette kamyonet alacağız inşallah. Dolar yükseldi. O da zor artık. Evet. Neyse artık bu konuyu açmayalım. Bu üzüntülü bir konu. Buluşturacak olursa. Bodrum'la karşılaştırmak bile istemiyorum. Çünkü Bodrum kabus gerçekten. Özellikle bayramda. Arkadaşlar özellikle bayramda asla Bodrum'a gitmeyin. Biz gittik ve iki gün sonra kaçtık Datça'ya geldik. Datça'da biz ama farkındaysan Datça'nın içine inmedik. Biz dün Datça'ya bayram ziyaretine gittiğimizde dahi inemedik. Hatta biz kasapta doğru sucuk bulamadık. Yani marketler talan olmuş. Yani Datça da aynı durumda aslında da biz köyde olduğumuz için biraz daha olaydan uzağız. Aynen öyle. Tatil beldelerinde bir kavimler göçü olarak bir göç var haline. Yatırım yaptık. Eğer ileride İstanbul'un kurumsal hayatından, plaza hayatından sıkılırsak buraya yerleşip burada bu güzel inşallah. Ne güzel olur i̇nşallah. Keşke. Vallahi süper. Datça giderek kalabalıklaşıyor. Bunu insanlar tabii bundan huzursuz oluyorlar ama bu makus talih. Yani Türkiye haritasını şöyle düşünecek olursak Türkiye haritası şöyle basıyor. Yani insanoğlunun gidecek çok az noktası kaldı. Çok kötü bir durumda. Karadeniz'e kaçamıyor, İç Anadolu'ya kaçamıyor, Doğu Anadolu'ya kaçamıyor, Güneydoğu Anadolu'ya kaçamıyor. Tabii ki herkes Ege'ye geliyor. Efendim bebeğim. Evet oynamıştı. Oynadı. Evet oynasın. Çocuklar çok iyi anlaşıyor. Yerlenemez bir nokta. Ben bunu gayet mantıklı anladım. Sinirli anne olma lütfen. Sevimli bir anne ol. Böyle bir durum yani. Ama bak yüzünüze gelir o. Bırakın onu. Bu da duyarlı baba. Hassas ve duyarlı bir baba. Yaramaz çocuk. Şapkan nerede? Şapkanı getirir misin? Şapkan nerede? Şapkanı bul. Şapkanı bul. Tamam. Rüzgar sen de onu bırak. Bence Sıpayı tamam mı? Bana. Sıpayı ver bana. Aferin kızıma. Tamam şimdi yiyeceğim. Devam edin. Birbirinize su da atsanız onu. Birbirinize su da atın. Valla gibi ya. Birbirinize su da kanca atın. Kanca gibi. Saplanacak gibi. Veren gibi. Birbirinize su da atın onu. Süper. Ne yiyeceksin şimdi sen burada? Evet, ne tavsiye ediyorsun? Şimdi Sema ablanın yerine geldik. Evet. Burada müthiş kalamar yapıyorlar. Kalamarı bu güzel denizden kendileri çıkarıyorlar. Aynı zamanda ahtapot. Müthiş bir kalamar ve ahtapot ritüeli bizi bekliyor i̇nşallah, birazdan. İnşallah ağız tadıyla keyifle yiyeceğiz. Akşama ne yapacaksın? Sen bize bir sözün var ama. Akşama taş fırında pizza. Bir sözün daha müthiş. Vardı. Ne yapacağız? Tatlı. Ne tatlısı? Bir dakika. Bir de mozaik pasta yapacağız akşama. Ay bayılırım ben mozaik pasta. Gerçekten bayılırım. Tamam, ama pötibör yok. Alacağız onu. İnşallah. Bakkalda kendi yapacak. Pötibörü de kendi yapacak. Pötibörü elde yapacak. Bisküvi olsun yeter. Pötibörü gerek yok. Bayılırım mozaik pastaya. Pudingden yapmayacaksın inşallah. Hayır tabii ki de. Mozaik pastanın hasını yapıyorum ben. Vav wow, bayılırım. Yaşasın. Çikolata hasından yapacak. Dün ben bayıldım şekerden dolayı isteyemedim. Adını bile soramadım ama tamam bu akşam süper efsane akşam, var. Mozaik akşam. Dediğim gibi biz Datça'nın tadını çıkartıyoruz. Şu anda Murdala'dayız. Harika bir koydayız. Gelmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama yolu çok kötü.
Evet, özellikle üstüne bilir. Basarak söylüyoruz. Yol çok kötü. Sema abla gel. Sema abla sen de çık. Gel kameradasın. Meşhur Sema İşte abla. İşte Sema abla bu. Sema abla ve kovası. Sema abla gidiyor bize yemek hazırlamaya. Olayın güzel yanı. Dediğim gibi gelirseniz burada da yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Şezlong da var. Şezlong'a ya da bir yere girmeden de takılabilirsiniz. Evet. Güzel, Datça güzel. Datça'yı seviyoruz. Datça'yı hakkıyla seveni de seviyoruz. Yani hakkıyla evet. Sevin. Dün aynen yolda öyle. Giderken de kadının teki bir güzel arabadan indi. Çöpünü fırlattı. Gerçekten benim de cinlerimi tepeme çıkardı ama çok virajdı ve kalabalıktı. İnip uyaramadı. Bir çuval çöpünü poşetini bıraktı. Attı. Lütfen doğa çok güzel. Doğaya da sahip çıkalım. Güzel evet. Güzel bu doğayı hep beraber temiz temiz tatlı bir şekilde yaşayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz hoşça şimdi kalın. Eğlenceyi yakıyoruz. Bay bay.